Merhaba, hoş geldiniz. Adem Yurdugül. 20 yıldır bu işi yürütüyoruz. Kayseri'de köklü bir firmayız. Şimdi bu talep tabii ki müşterinin memnuniyetine bağlı. Sonuçta bir oto yıkama işi de bir sonuçta ihtiyaç. Bizim müşteri potansiyelimiz yıllardır iyi. Ancak tabii ki müşterimiz ne kadar hizmeti iyi bulursa o kadar talebi artırıyoruz. Biz bunun gayretindeyiz. Ya tabii ki her sektör gibi bizim sektöre de mutlaka etkisi oluyor. Yani olumsuz etkisi oluyor. Girdi maliyetleri arttığı sürece elbette ki yaptığın işin maliyeti artıyor. Kar payı düşüyor. Yani pasta bölünüyor. Ancak biz bunu elimizden geldiği kadar elimizdeki stokları değerlendirerek işte tecrübeye dayalı olduğu için biraz da müşterimize mümkün olduğu kadar yansıtmıyoruz. Yansıtmamaya çalışıyoruz. Ama ne kadar götüreceğiz, ne kadar dayanırız? Elimizdeki stokların sonucuna göre, işçi maliyetimize göre değerlendireceğiz. Biz de sonuçta bir Türkiye vatandaşı olarak günümüzdeki özellikle şu dalgalanmalar, kurdaki dalgalanmalar, artışlar en küçük kalemden en büyük kaleme kadar hepimizi etkiliyor. Vatandaş olarak ben de dahil herkes Türkiye'mizdeki bu ekonomik sıkıntının dalgalanmadan memnun değiliz. İnşallah iyi olur, iyiye gider. Bakalım. Ancak tabii ki maliyetlerin artması insanların gelir durumunun daralmasına sebep oluyor. Bu seferden haftada bir araba yıkatan kişi iki haftada bir yıkatıyor. Haliyle etkiliyor. Biz de maliyetleri artırmamak için şu an gayret gösteriyoruz. Son iki yılın rakamlarıyla gidiyoruz. Bunun sebebi de emek gücümüze dayanarak girdi maliyetleri ne kadar artsa da stoğumuzu zorluyoruz. Yani evveliyattan aldığımız stoğu kullandığımız için tabii stok bittiği zaman ne yapacağız? Toptancı, tedarikçi geliyor. Euro dolar arttı, kimyasal arttı, şu arttı. Elbette ki bunun bize de yansıması olacak. Yansıma olunca da müşteriye de işimize de yansıyacak. Ama ne kadar dayanırız, ne kadar götürürüz? Biz onu sonuna kadar zorlayacağız. Yani bu dalgalanmayı da kesinlikle prensip olarak da fırsatçılığa çevirmeyiz. Çevirmem de yani. Ama ne kadar daha zorlayabilirsek götüreceğiz. Tabii ki girdi maliyetleri, işçi maliyetleri, her türlü kalem bizi de etkiliyor. Bizim profesyonelliğimiz burada çıkıyor ortaya. Zamanında adam 100 kilo, 300 kilo kimyasal alıp oto yıkama yapan kişilerle 5 ton, 7 ton, 10 ton mal alıp stok koyan benim gibi büyük firma ne yapar? O zamanki fiyattan alır, bu zamana fırsatçılık yapmaz. Bu biraz da vatanperverlik ya. Vatandaşlarımız zaten her şeyi kendisi çok iyi biliyor, kendisi iyi karar veriyor. Her konuyu takip ediyor bizler gibi. Bizler de medyadan, sosyal medyadan, gazetelerden vatandaş olarak paylaştığımız diyaloglarda bile zaten her şey değerlendiriyoruz. Ortaya çıkıyor. İnşallah bu durumlar düzelir. Yani memnun değiliz. Yani bir hafta önceki döviz kuruyla bir hafta sonraki döviz kuru, altın kuru. Yani biz de şaşırıyoruz. Memnun değiliz. Bizim için de iyi değil. Sabit gelirli için olsun, esnaf için, herkes, emekli için, işçi için, çiftçi için, herkes etkiliyor. Ama bizim gibi emeğe dayalı, işçiye dayalı işlerde maliyetler direkt yansıyor bize.